Bu sene ne Beker gezelim. Messi mi Ronaldo'na? Hem De Bruyne hem Gaza nasıl basayım abi, nasıl basayım? Binmiş ok mu? Akraba kazıktır. Herkese merhaba, ben Semih. Ben Merve. Oynuyoruz. Şimdi ne kadar uyumluyuzun ikisini oynayacağız. Ve bizim hazırladığımız sorularla. Çünkü niye? Diğer soruların geneline çok fazla çarpmamıştık. Şimdi bence daha güzel sorular var. Bizim o mu bu mu? Soruları daha iddialı. Şimdi birkaç tane soru yazdık. Birkaç tane dediğim biraz var işte. O mu bu mu tarzı cevap sorular. Cevap veriyorum. Kendimize göre cevaplayacağız. Partnerimizle aynı cevabı verirsek puan alıyoruz. Veremezsek zor. Önce kim seçecek taş kağıt makas? Tamam, ben başlayayım. 1, 2, 3. Bunu da bir kere kaybettim ya. Bundan sonra hep kaybedecekmişim gibi geliyor. Uyumlulukta. Bundan sonra böyle. O zaman başlıyorum. Başla. İlk sorumuzu Anadolu'nun bağrından kopan. Evet. Daha gencecik çocuk olan Simi okuyor. Oku. Honda mı Yamaha mı? Cevap veriyorum. Cevap verdim. Cevap veriyorum. Honda diyorum. Honda diyorum ben de. Honda bizden bir parça. Hiç bilmiyorum. Honda da sürmedim, Yamaha da sürmedim. Ama şöyle bir baktığımda görsel olarak. Honda'nın hem arabası var. Honda'da arabası var. De. Deniz motoru yapıyor, motor yapıyor. Uçak motoru yapıyor. Ben motorları kıyasladığımda Yamaha'yı pek şey bulmuyorum. Görsel olarak. Sana hitap etmiyor. Bana hitap etmiyor. Benim fikrim. Evet, bunu bildiğimiz tarafa koyuyoruz. Tamam. Açıyorum. Vişne mi kiraz mı? Tabii ki de. Vişne mi kiraz mı? Bak soruların kalitesine bakar mısınız? Bu cevabım. Cevabım. Kiraz. Tabii ki de cevabım. Kiraz seçmezsem damatlıktan men edilirsin. Zaten. Bu arada kiraz çok güzel meyve ya. Çok iyi bir meyve. Kiraz dünyanın başına gelmiş en güzel şeylerden biri. Bence de. O zaman bak gördün mü nasıl üçüncü sorumuzu Anadolu'nun bağrından kopan, daha 25'inde olan Semih Kudu. Yaz mı kış mı? Cevap veriyorum. Sen de yaz bir kenara. Yaza bayılırım. O okulun tatil, yaz tatiline girdiği. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gecesi uyuduğum uyku hayatım boyunca hiçbir yerde uyumamışım. Aynen ben. Abi. Ama bence ilkbahar. Çünkü yaz da abi Bodrum çok sıcak oluyor. Yaz. Ya. 85 Kişi derece olur. De olsa yaz. Semi 85 derecede bile yorgan örtüyor çünkü. Fırın bile olsa yaz. Düşün. Ne düşün? Temmuz'un ortasındayız. Bodrum'dayız. Yorganla yatıyor. Yatarım. Kimse karışamaz. Karışamıyor zaten kimse. Yatarım abi. Ben üstüme örtülük örtmeyi seviyorum. Örtülük. Herkes. Tamam pike ayağımı, ört, çarşaf ört. Ayağımı şey yorganın ört. Altından çıkartayım istiyorum. Araba mı motor mu? Buna cevabım çok net. Schumacher Kako. Cevap veriyorum. Araba. Tabii ki de motor. Araba diyorum. O yüzüne çarpan rüzgar, saçlarını savurması, o ferahlık. Saçları savurmaz, kask var. Kışın o dizlerinin üşümesi, yazın asfaltın sıcağının yüzüne vurması. Bence motor... araba daha konforlu ve ben araba sürerken daha keyif alıyorum. Konforsuz motor sürmüyorum. Konforsuz olduğu için motor diyorum. Abi müziğini falan açıyorsun, gidiyorsun ya uzun yol için. Araba tabii ki daha hissiyat. Ama bu arada şehir içinde bence motor ama genel olarak araba. Bunu benim. Bilemedik. Sıradaki sorumuzu Anadolu'nun bağrından kopan. Küçükken... Hop gel artık ya. Küçükken sık sık Cankan dinleyen. Semih'e. Cankan. Popeyes mi KFC mi? Haydi bakalım aman Allah. Haydi bakalım. Cevap veriyorum. Popeyes. Las Palos Harmonidos. Hatırladın mı? Aynen hatırladım. Şeyde Breaking Bad'de. Evet. Popeyes. Benim bir numaralı şeyim bu arada ya. Ağızsız mağazsız diyebilirsin ama benim bir numaralı, benim bir numaralı fast food'um. Popeyes'tir. Benim de. Önceden KFC'ydi. Abi çikolata bir tane videoda çikolata sos şarkımız var. Evet. Hangi acaba hangisinde? Şuraya koyayım da aramayın. Hangisiydi lan o? Sos tahmininde. Aynen. Çok iyiydi. Haydi bakalım. Şeker ezelim. Bu sene. Düz vites mi? Otomatik mi? Bu sorularda da çok bir şey. Kalitesizlik. Azıcık sezdiğim gibi oluyor. Sezmediğim gibi oluyor. Haydi ezelim. Şeker ezelim. Bu sene de ben gezelim. Otomatik vites. Otomatik. Düz vites kullanmak amelelik. Debriyaja basacağım da.
sol kolum, sağ kolumla vitesi ittireceğim de. Ben zaten hayatta soramam. Aynı anda iki iş yapamıyorum. Hem debriyaja hem gaza nasıl basayım abi? Nasıl basayım? Nasıl basayım? Abi üç tane gaza pedala... Gaza basacaksın gidecek, frene basacaksın duracak. Yani. Yani. Kim okuyor? Sen. Sıradaki soruyu. Sıradaki soru benim için gelsin. İki tane de çekmişsin. Sıradaki soruyu Anadolu'nun bağrından kopup gelen. Ay Anadolu'na da. Ve bir yerlerde bu çocuğa aşık olmuş bir tane çocuk okuyor. Ya. Deniz mi havuz mu? Bak kardeşim. Hadi bir şey söyleyeceğim. Hadi onlara şişme havuz. Basıyorduk. Bu soruları biz hazırladık. Şişme havuz. Ay yanlış yazdım ya. Şişme havuz mu? Ben soruya bok atmıyorum. Ben, Deniz. Ben şıkka bok atıyorum. Denizle havuzu aynı anda şey yapamam bile. Deniz mi okyanus mu desem mesela daha iyiydi. Haydi gezelim. Telefon mu bilgisayar mı? Haydi anam çık 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 çık. Yani ikisi de bence olmazsa olmaz ya. Oy. Ne yapıyorsun tatlımızı kırma. Tamam pardon. Ben telefon diyorum hayatım. Ben bilgisayar diyorum. Aslında bilgisayardan da telefonun yaptığı her şeyi yapıyoruz. Ben neden bilgisayar dedim biliyor musun sadece? Oyun oynadığımı düşünerek. İşte aynen. Ben o yüzden sadece o yüzden. O yüzden dediğinizi zaten biliyorum. Ama ben şimdi de... şöyle de bir şey var. Sabah kalkınca da yatakta bilgisayar oynayamıyorsun. Yatakta telefon iyi gidiyor ama genel olarak bilgisayar oyunu daha güzel. Bence telefon daha iyi. Ama tabii ki hayatımızın hepsi bir parçası. Hepsi bir parçası ha? Evet. Dim 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 dim. Ben bakıyorum. Evet. Sıradaki sorumuz. Pepsi mi kola mı? Cevabım yazdım. Coca-Cola. Pepsi. Fantastik. Bak okurken bile Coca-Cola yazıyor orada. Pepsi mi kola mı diyor abi. Kola Coca-Cola'dır bence. Fantastik. Coca-Cola-stik. Pepsi-stik. Pepsi abi. Pepsi'nin tadı muazzam. Hele Pepsi'nin aromalı şeyleri. Ben hadi. Sevmem. Pepsi içmem. Keep Pepsi or- varsa ice tercih ederim. Haydi. Haydi. Fotoğraf mı video mu? Tabii video. Ki de video. Önceden fotoğrafta artık video. Her zaman video. Benim eskiden video, artık video. Ya videolarda hala sesimin ilginç çıktığını düşünüyorum. Herkes zaten videoda kendi sesini duyunca evet bu ya. Benim sesim mi der. O yüzden ben hep fotoğraftı ama videoyu hep içten içe daha çok sevdim. Evet o yüzden siz de bu videoyu beğeniyorsanız, izliyorsanız hala bir abone olursanız, like atarsanız falan çok mutlu olurum. Video demiş olursanız. Evet. Video diyenler abone olsun. Fotoğraf diyenler de olsun. Ben okuyorum. Kahvaltı mı, akşam yemeği mi? Elbette. Geldi işte. Benim best sorum geldi. Best. Ya bakıp niye güldün ya? Niye acaba? Çünkü kahvaltı. Böyle tamam, en birinci sensin. En çok Türkçe bilen sensin. Sucuk, pastırma, sosis, salçalı sosis, Allah. Yumurta haşlaması, rafadan, omlet, kaşarlı omlet, patates kızartması, gözleme. Benim tarifim böyle. Nasıl? Patatesli yumurta. Ama nasıl? Patatesli, sucuklu, benim yumurtalı, baharatlı. Benim uydurma asyon bir tarifim var. Bir gün onu çekelim mi? Tamam çekelim. O kadar mükemmel bir şey aşırı ki abi. Aşırı güzel. Canım çekti ya. Abi kahvaltı. Ama şöyle bir durum var. Pazar kahvaltısı. 5 saat yapılan kahvaltı. Sabah kalkmışsın. Kahvaltıya başladığında magazin yeni başlamış. Magazin bitmiş. Dün oynayan dizinin tekrarı başlamış. Artık sen hala kahvaltı yapıyorsun. Evet. Öyle bir kahvaltı. Nereden baksın akşam şey başlayacak. Yaprak dökümü falan. Hadi. Anne tarafı mı, baba tarafı mı? Tarafsızlık abi. Bunu seçmek zorunda mıyız? Mesela ben seçmek istemiyorum. Nasıl yani? Ya mesela seçmek istemiyorum. İkisi de değil mi diyorsun? İkisi de değil. Hayır canım. Bu kanalda ne zaman? Mecbur mu? Bu kanalda hiçbir zaman baba tarafı kazanamaz. Benim için ikisi de kazanamaz. Ama baba tarafı ayrı bir kazanamaz. Abi, akraba biriktireceğinize gidin. 12'li, tam diyecektim ki 12'li tuvalet kağıdı alın. Koyun odaya. Ben senin tarafındayım. Akraba biriktirilmez abi. Akraba satılır. Akraba kazıktır, üçkağıttır, yalandır, dolandır. Yine de tabii. Diyorum, buradan da infomu veriyorum. Yine de tabii ki bir şey seçmeyecek olsak anne tarafımız seçecek. Meclisin yazdı, forma yeterim. LOL mü, Dota mı? Dota'yı biliyorsun bir tanem. Biliyorum. Ama LOL. LOL. Çünkü... LOL 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 şarkısı mı? Bilal. Hayır. Şey var ya bir tane. Mahmut Tuncer'in. Hayır. Ne? Bir tane şarkı var ya. Kaldam. Orada diyor ya. La 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 la.
O işte. Ne şarkı kaldı on mu? Ya ne bileyim ben ya. Abi ya. Lol yani. Ama bence ikisi değil de lol işte yazdık mı? Ben mi okuyorum? Sen okuyorsun evet. Bodrum mu Fethiye mi? Bu beni biraz düşündürdü ama. En sonunda Bodrum. Orada biraz. Bodrum. Fethiye de çok güzel bir yer. Fethiye'yi de çok seviyorum. Fethiye müthiş bir yer. Fethiye'de mesela de yaşasam çok bir mutlu öncekinde olur. Bodrum mu Çeşme miydi? O tabii ki de hiç zaten düşünmeksizin Bodrum'du. Ama burada bir tık düşündüm. Çünkü Fethiye'nin çok doğal güzellikleri var. Fethiye de çok güzel bir yer. Buna da bir önceki soru gibi cevap verdim. Evet, Fethiye de güzel bir yer de işte. Bu da tarafsızlıktı yani benim için. Evet. Orada biraz durdum. Messi mi Ronaldo mu? Haydi. CR7. Ronaldo. Şu an 7 yaşındaki kardeşimle. Şu an sen kuzeysin mesela. Aynen. Senin yeğeni var. 4. sınıfa gidiyor. Tabii ki de CR7. Aynı böyle şeyler. O zaman çek. Bugün çok iyi gidiyoruz bizim hazırladığımız sorular. Daha iyi gidiyor. Sıradaki soruyu Anadolu'nun bağrından kokmuş. Bin mi şok mu? Ooo oley be. En sevdiğim soru geldi. Yazamadım. B'yi unuttum ya. B'yi unuttum. B'yi yapmayı unuttum. Bim. Bim. Centro Gofret. Salley çikolata. Bim. Çünkü niye abi? Bim'in aktüelleri aşırı iyi ya. Perşembe günleri mi geliyordu? Ne zaman geliyordu? Salı sanırım. Salı mıydı? Gidiyorduk abi. Teyzelerden bize kalırsa 3-5 bir şey alıyorduk yani. Ben nasıl Bim'in çikolatasına imon demiştim. Aynen. Wow. Wow diye bir şey. Wow diye bir çikolatası varmış. Wow. Ünlem. Ünlemle birlikte tersini okuyunca İmon. Canım İmon çıktı bu arada. İmon da çakma metro. Evet, o çikolatayla bizim için İmon. Ceza mı, Sago mu? Oo. Bu benim için tartışılmaz bir şey. Az önce doğdum. Anlatım 27 bu. Mesela gitti Ağustos'um. Setirmek istediğim şarkıları mı kızım? Aa, tabii ki de. Tabii ki. İkisini de severim. Ben sadece Sago'yu severim. Ama bu benim için bir dehşetül vahşet. Evet. Diyebilir miyim? Diyebiliriz. Konserine de gitmiştik. Müthiştir. Dehşetli başat. Konserleri müthiş. Sesi çok iyi lan. Canlı performans aşırı. Hemen bunun ardına gelen soruya bak. Rap mi metal mi? Rap. Metal. Rap. Sadece metal değil. Gümüş, kalay, bıçak. Her şey. Her şey. Mıknatıs. Ben metalden çok hoşlanmıyorum. Her şey. Çünkü benim de hayatımda en sevdiğim şeydir. Evet. Ama ben çok hoşlanmıyorum. Bağırış, çağırış. Bir kere M ile başlıyor. Bir tanem biri. Nasıl sevmeyeyim? Doğru. Doğru. Hasbinallah. Okuyorum. Burger mı? Mac. Allah. Burger mı? McDonald's mı? Bu da beni zorladı ya. Beni hiç zorlamadı. Bununla alakalı söyleyeceğim çok basit bir şey var. Benim de bir şey var. Dur. Söyleme. Hadi. Burger King. Ne diyeceksin? McDonald's'ın patatesleri evet, daha güzel. McDonald's'ın. Ama ben Burger King patateslerini seviyorum artık. Ben de artık Burger King. Abi sona kadar Burger King. Ateş beni çağırdı şu an. Uf, canım da çekti ya. Gitmezsem ayıp olur. Burger. Son iki sorumuz. Evet, hadi bakalım. Sıradaki soruyu Anadolu'nun bağrına kopan. Tahin mi, pekmez mi? Oho! Buna ne desem ya? Ben açık ara diyorum. Ben de açık ara diyorum. Tahin. Pekmez. Tahin. Müthiş bir ikiliyiz o zaman. Aynen. Tahini şeysiz de yiyebiliyorsun. Bir tane pekmezsiz tahin de yiyebiliyorsun. Hayatım pekmezi biz içiyoruz fark ediyoruz. İçiyoruz ama tahin daha lezzetli. Pekmez bir boğazdan bir geçti, bir yakış. Hayır, pekmez müthiş. İkisine de bayılıyorum ama. Karadut pekmezi. Sadece bir. Üzüm pekmezi, keçi boynuzu pekmezi. Aynen, bak, acıktın ya sus. Canım burgerin üstüne pekmez ve tahin döküp yemek istedi. Evet ya. Örgün öğretim mi, ikinci öğretim mi? Allah. İkinci öğretim. Biz ikinci öğretimdik üniversitede ve... İkinci öğretim dünyanın en güzel şeyidir. En güzel şeydir. Sadece tabii ki biraz biz ne ödüyorduk? Harç mıydı onun? Ne? Harç ödüyorduk. Harç ödüyorduk. O biraz insana öderken bir koyuyor ama sonra 8'de uyanmayınca diyorsun abi. İkinci öğretim aşırı güzel. İkinci abi, öğretim. Küçükken herkesin hayaliydi akşam okula gitmek. Evet, hava benim hayalimdi bu arada. Benim de. Herkes akşam hava karardığında okula gitmek. Al işte evet. Sana ikinci öğretim. Evet. Müthiş bir bizim, şey. Bizim bir hocamız vardı sağ olsun. O kadar samimi oluyor ki. Evet, çok iyi oluyor. Bizim bir hocamız vardı. Yani ikimiz aynı bölümde okuduğumuz için. Bizim bir hocamız vardı. Sağ olsun 11'de falan bırakıyordu yani. Evet. Akşam ve
çok iyi oluyordu. Evet, o zaman kötü oluyordu ama şimdi düşününce gayet iyi. Her türlü güzel oluyordu. 5'te gidiyorsun ortamı... abi okula. 5'te gidiyorsun mesela. 2 dersin varsa 11'de çıkıyorsun. Evet. 10.30 ikinci ortamı çok samimi oluyor ama. Aynen. Hani düşünsene bahar geliyor. Akşam saat 9'da kantinde oturup dersi bekliyorsun. Hava kararmış. Muazzam bir şey. O kimse de sabah mallığı falan yok. Muazzam abi, evet bir şey. Ya ben bir kere sabahçıların bir kere dersine gitme gibi bir hatada bulunmuştum. İkinci öğretim yani... Nasıl biliyorlar? İkinci öğretim bence yanlışlıkla seçilen ama seçildikten sonra da iyi ki dedirten şeydir. Ben bilerek seçmiştim bu arada. Ben de bilerek seçmiştim bu arada. Hadi bakayım. Ben de bilerek seçtim. Bitti sorularımız. Bakalım kaçta kaç yaptık? Kaç soru vardı? 1, 2, 3 tane bilememişiz. Kaç soru vardı? 21 tane vardı. 21 tane mi? Evet. 3 tane bilememişiz. 2. Bak yine sayıyor. 3. 21'den 3 çıkarmak gelmiyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Şarkı çok iyi. 19, 20, 21. O esnaf hareketi ama. Abi ya. Esnaf hareketi ama. Hayatım elinde ya. Büyük, 21'den 3'ü çıkaracak elinde oluyor, büyük musun? Hesap makinesiyle. Sen sağlamasını mı yaptın? Evet. Mesela 1 kilo domates 5 lira. 2 kilo aldın. Ne kadar? Abla 10 lira versen yeter. Zaten 10 lira. Tamam. Onu şu hareket. Ama ninge yanına, yanına, yanına. Çok uyumluyuz ya. Çok uyumluyuz. 10'da 10. Çok uyumluyuz. 10'da 10. 10'da 10'uz yani. Bize puanım 10. Ben de bize 10 puan veriyorum. Hemen seni tebrik edeyim. Ben seni tebrik edeyim. Kardeş. Ne oldu? Hemen burger yemeye gidiyoruz. Aykün. Aynen. Hemen seni tebrik edeyim. Toparlanıp gidelim. Aynen. Aykün. O zaman ne kadar uyumluyuz part 2? Bitti. Videoyu izlediyseniz abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın. Bir dahaki sonundaki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.